İki yoruma hoş geldiniz. Levent Gürtekin'le beraber aslında gündemin başlıklarını konuşacağız ama biz gündemin başlıklarını böyle aynısını değil de Levent biraz daha çerçeveyi daha yukarıdan daha farklı bir şekilde bakarak konuşuyoruz. Belki de e, önemli olan bu çünkü hani günlük olayları sanki habermiş gibi verip geçmek dışında biraz daha bunun ne anlama geldiği ve analizi önemli. Aslında bu hafta birkaç vaka konuştuk. Bekir Ağardır'ın bizim akvaryum dediği, hangi taraftan bakarsan o taraf, Profesör Emre Erdoğan'ın işte yan kodaları diye tarif ettiği, herkesin kendi tarafının sesini dinlediği ve diğer seslerle veya diğer olaylarla ilgili olarak doğrudan tepki göstermediği veya inanmadığı veya duysa bile ciddiye almadığı bazı vakalar yaşıyoruz. İşte e, milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın diploma hikayesi belki bir örnek. Başka bir örnek çıplak arama hikayesi o noktadan olan tartışmalar. Dolayısıyla bu birbirini dinleme, bu kutuplaşma aslında belki de popülizm kadar belki de son dönemde popülizmden daha da yakıcı bir şekilde hem Türkiye'yi hem dünyayı etkiliyor. Bizim adetimiz programı açan ilk sözü arkadaşına teslim ediyor. İstiyorsan bu kutuplaşmayı bir senin çerçeveden dinleyerek başlayalım. Sonra ben de birkaç şey eklemek isterim. Peki. Şimdi aslında kutuplaşma dediğimizde çok sık kullanılan bir tabir olduğu için insanlarda artık böyle bir alışkanlık kazanılmış neredeyse. Sanki normalmiş gibi bir durum. Ya da kutuplaşmanın tam olarak ne getirdiği üzerine pek durulmuyor. Fakat izleyenlerin bir konuya özellikle dikkatini çekmek istiyorum. Türkiye'de normalde bir tanesi dünyanın herhangi bir ülkesinde olduğunda o o ülkeye ayağa kaldıracak her gün 3-5 tane olay oluyor. İşte senin saydığın diyelim ki bu milli güreşçinin diploma meselesi. Veyahut işte bugün e, yargı Ekrem İmamoğlu'nun süt dağıtmasına, annelere anne kart vermesine, anne kart vermesine yasak başardık. getirmiş. Buna Sadik benzer işte. şeyler. Hı -hı. Şimdi bunlara baktığımızda normalde bunlardan bir tanesi dünyanın herhangi bir ülkesinde olsa kıyamet kopar. Fakat bizde bir şekilde olmuyor. Bizde kıyamet kopuyor fakat tamamen bir tarafta. Şimdi kutuplaşma dediğimizde akla şunun gelmesi lazım. Sevgili Murat. Yoksulluk almış başını gitmiş. Toplum hakikaten kan ağlıyor. Bunu sırf böyle slogan olsun diye söylemiyorum. Bu yoksulluk ağa derneği var. O, onları biraz takip ediyorum. İnanılmaz bir tablo var. Zaten biliyorsun Türkiye Avrupa'da en ucuz iş gücünün olduğu ülke. Yani çalışanların %47'si asgari ücretle çalışıyor. 2300 lira Şimdi buradan baktığımızda inanılmaz bir yoksulluk var. Diğer taraftan yolsuzluklar öyle bir noktaya gelmiş ki artık yolsuzluğun ortaya çıkması değil, o yolsuzluğun haber olmasına erişim engeli getiriyor iktidar. Dahası toplumsal barış her alanda ciddi anlamda bir tahrip olmuş. Dahası ülkede ya bizim ortak değer diyebileceğimiz bir şey kalmamış. Dürüstlük, saygınlık, nezaket, zerafet, incelik özür dilemek, utanmak, en önemli en önemli utanma duygusunu kaybetti bütün bir ülke. Dediğim gibi diplomat sahte olan hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyor. Bir başka suç hiçbir şey olmamış gibi. Hiçbir şey yok. Yani hani Murat Bungan'ın meşhur sözü var ya, Türkiye'de her şey olabilirsin ama rezil, rezil olamazsın. olamazsın diye. Onun şu anda en somut halini yaşıyoruz. Peki şimdi bu kadar bütün bunlardan bizim kendimi de katarak söylüyorum biz muhalif kesim diyelim. Neye muhalif? Demokrasi isteyen, hukuk isteyen, adalet isteyen, dostluk isteyen, kardeşlik isteyen, liyakat isteyen ama cumhuriyet felsefesi, layıklık bu ülke için çok önemlidir bunlar korunsun diyen toplum kesimi bizim hepimizin bunu defalarca kendi birçok programımda söylemiştim tekrar edeyim. Belki insanlar, izleyicilerimiz Levent Bey çok tekrar ediyorsun diyecekler ama tekrar etme pahasına aynısını söyleyeyim. Bizim kendimize şu soruyu sormamız lazım. Ülke bu haldeyken niçin hala bu iktidar duruyor? Daha ne olabilir ki bir ülkede? Ne olabilir ki o ülkenin iktidarı gücünü kaybedebilir, toplumsal desteğini kaybedebilir? Ne olabilir? Ben hakikaten bulamıyorum. Yani tecavüzler desen ortada, işsizlik 3 gençten biri işsiz, yoksulluk desen öyle, yolsuzluk. Zaten dediğim gibi işte bugün mesela Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı bir yolsuzluk dosyasından. 4 tane AK Partili o döneme ait e, bürokratın yargılanmasına valilik izin vermiyor. Soruşturma açılmasına daha doğrusu ya. Bu ne demek biliyor musun? Çaldık. Yolsuzluk yaptık. Yargıya gitmiyoruz kardeşim. Bak yargıya bırak hani yargıya gitme aşamasını da geçtik. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bizim her birimize bizi izleyen izleyiciler dahil olmak üzere muhalefet, yazarlar, aydınlar ve toplum kesiminin bir soru sorması lazım. Nasıl olabiliyor da buradan hala bu iktidar varlığını koruyor. Bunun nedeni bu kutuplaşma. Korkunç bir kutuplaşma var sevgili Murat. Bir grup bunun söylediğine öteki grup inanmıyor. Buranın söylediğine burası inanmıyor. Mesela diyelim ki taciz tecavüzden bahsediyorsun. Diyor ki sen diyor CHP'lerin tacizini, taciz, tecavüzünü konuşsana diyor. Ne bunu konuşuyorsun? Veya örnek veriyorum. Fahrettin Altun 5 maaş alıyor. Yakışır mı kardeşim bu kadar işsizin olduğu bir dönemde? bu kadar maaş. Öbürünün öbürü diyor ki Murat A. Ung, Ongun da Büyükşehir Belediyesi'nde 4 maaş alıyor. Siz onun hesabını verin. Artık birbirimizle kötülük üzerinden yarışıyoruz. Veyahut bir yolsuzluktan bahsediyorsun diyor ki sen diyor işte atıyorum CHP'nin diyor Menemen Belediyesi'nin yolsuzluğunu konuş. Sen bunu ne konuşuyorsun? Hiç kimse dönüp kendisine şunu demiyor. Bir dakika ya. Yolsuzluk, yozlaşma, değersizleşme, toplum çürüyor ve biz buradan çıkamıyoruz. Peki kutuplaşmayı sadece iktidara yükleyemeyiz. Hepimiz sorumluyuz. Çünkü laf sokmak muhalefet etmek zannediyoruz. Çünkü üstün gelmeyi, öbür tarafı ezmeyi, öbür tarafın defosunu ortaya dökmeyi, onun üzerinde tepinmeyi muhalefet etmek zannediyoruz. Şunu bir türlü kabul etmiyoruz. İşte yankı odaları dediğimiz. Arkadaş bizim açıkladığımız yolsuzluk belgesine muhatapları inanmıyor. Bir kere benim bir inandırıcılık sorunum var değil mi? Ben ne söylersem söyleyeyim, hangi cümleyi, hangi yüzde yüz haklı olduğum, hangi konuyu dile getirirsem getireyim, toplumun benim anlatmak istediğim muhatabım bir kere beni kabul etmiyor, sözüme inanmıyor, itibar etmiyor. Peki o zaman bizim hepimizin durup bir şey dememiz gerekmez mi? Ya arkadaş ben önce bir bir yol bulmam lazım. Bir sözüme etkinlik kazandırmam lazım. Bir öbür kesime ulaşmam lazım. Onlara ulaşırsam evet bu insan doğru söylüyor. Bu insan tarafsız dedirtmem lazım. Öbür tarafın bana olan blokajını önce bir açabilmem lazım. Fakat kimse burada değil. Hiçbirimiz bunu düşünmüyoruz. Çünkü ülke diye bir derdimiz yok. Çünkü mahallemizin kazancı birinci önceliğimiz. Çünkü şu belediyeyi biz aldık, öbür iktidarı filan aldı, biz burada şöyleyiz. O... Ama ülke gidiyor, çürüyoruz. Hep beraber çürüyoruz, değersizleşiyoruz, ortada bir toplum olma vasfımızı yitiriyoruz ve bu kilidi aşamıyoruz. Ya Son iki günde o kadar canım sıkıldı ki iki tane çok önemli anket şirketinin anketlerini gördüm. Ha bunlar öyle iktidar taraftarı da değiller, aklı başında iki tane. Hatta bir tanesi adını vermeyeyim, muhalefet partilerinden de birine yakın yani onlarla onlarla çalıştığı için yakın diyorum. Ya hala bu iktidar kararsızlar dağıt, dağıtıldığında 48 49 bandında. 1 2 puanlık ama ya, aklım almıyor. Şimdi burada toplumu suçlayamayız. Bu sadece çünkü toplum toplum söylenenlere inanmıyor, bizi duymuyor. Şu an kaç tane AK Partili dinliyor ben merak ediyorum. Muhtemelen bizi izleyenler bizim gibi içinden söyleyip de söyleyemediklerini bizim ağzımızdan duyduğunda rahatlıyor. Ah biri söyledi bunu. Ama aslında bütün bu tartışma programlarımız bir rahatlama rahatlama ve rahatlatma ayinine dönüşmüş durumda. Sadece o insanları rahatlatıyoruz. Sözümüz etki etmiyor. Çünkü bitiriyorum sana bırakacağım. Tabii. Ya arkadaş ben kendi adıma söyleyeyim. Yüzlerce yazı yazdım. Yüzlerce, binlerce konuşma yaptım. 200-300'e yakın şehirde konferanslar verdim. Sadece ben, benim gibi sen, bir yüzlerce aydın yazar, gazeteci, muhalefet lideri, siyasetçi yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz. Son 5 yıldır referandumdan bugüne, referandum biliyorsun %52 ile geçti. Hileli kısımlarını ayrı tutarak söylüyorum resmi rakamlarla. Ben o zaman şöyle düşünmüştüm. 2 puanı hallederiz biz birkaç yılda. Ya. %2 ikna edemeyecek miyiz bu kadar olup bitenle? 5 yıldır yüzde yüzde %2'yi 5 tane muhalefet lideri, yüzlerce, binlerce yazar, aydın, kanaat önderi her birimiz yüzde %2'yi ikna edemiyoruz. Peki bir dakika arkadaş nerede yanlış yapıyoruz? Nedir terslik sorusunu sormamız lazım. Kutuplaşma varsa bunun tek sorumlusu iktidar değil. Bütün siyasi aktörler, bütün kanaat önderleri kutuplaşmadan beslendikleri için ne yazık ki böyle ben şey benzetiyorum. Kap karanlık bir kuyunun içine girmiş Türkiye hep beraber debelenip duruyoruz birbirimize. Karanlıkta yumruklar atıyoruz, söz söylüyoruz, o çamurun içerisinde boğuşuyoruz. Berbat bir hayat yaşıyoruz. Berbat bir şekilde ölüp gideceğiz bu ülkeden. sevgili Levent, yarın Bilgi Üniversitesi'nin bünyesinde kurulan Turkaz Lab diye yeni bir oluşum var. Onlar Türkiye'de Türkiye'deki kutuplaşmayla ilgili yeni bir rapor açıklayacaklar yarın. Tam da biz bir gün evvel konuşmuş olduk. Yarın saat 11'de bir canlı yayın yapacaklar. İlgiyle izleyeceğim ama onların 2015 ve 2017'dekileri de biliyorum. Bir de bu yine Turkaz Lab'in podcast'leri var. Onları dinleyerek geldim yolda. şimdi tabii Türkiye'ye benzeyen pek çok ülke var. Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sema Aydın Düzgitin bu podcast'te bir şeyi vardır. Hangi ülkeler? Hemen sana söyleyeyim. Amerika, Brezilya, Hindistan, Polonya. Şimdi bunun her birinin liderlerini şöyle bir gözünün önüne getir. Trump'ı getir, Bolsonaro'yu getir, Modi'yi getir. Yani bu liderler ya da bu ülkeler bu tip kutuplaşmaları o kadar kolay ki kutuplaştırmak. Millisin, gayrimillisin. Yerlisin, gayri yerlisin. Veya Türkiye'de olduğu gibi kimlik siyasetleri üzerinden. Kürtsün, Türksün, Müslümansın, Alevisin, Atatürkçüsün, Sünnisin diye bir sürü şey üzerinden. Şimdi bu bir taraftan Levent son derece Kolay ve elverişli bir yol bunu yapanlar açısından, iktidar da yapsa muhalefet de açısından. Ama bir süre sonra ülkeleri e, giderek siyaseten ve ekonomik anlamda kontrol edilemez bir hale sokma açısından da son derece büyük riskler içeriyor sevgili Levent. Yani 80 öncesinde biraz da provokasyonlarla o yapılan saldırılar karşılıklı, işte bu son e, özellikle 8 yılda giderek büyüyen ortamda insanlara nasıl baktıkları falan bütün bunlar nefret söylemi, her biri bir riski de barındırıyor bir taraftan. Yani aslında popülizm ve kutuplaştırma üzerinden senet yapan politikacıların bunu hele hele ülkelerinin maddi anlamdaki güçlüğü biraz probleme giriyorsa o kadar rahat sürdürmesinin imkanı yok. Şimdi sen haklı olarak her programda şunu söylüyorsun. Kardeşim iyi de karşı tarafta %49 olarak gözüken bir kitle var. Bu ee, Görüşlerine saygı duyduğum bir insan Bekir Ağar'da bir şey programında konuştuk. <laughs> Biliyorsun bir kararsızlar oluşmaya başladı sevgili Levent. Ve bu kararsızları biz parti parti görebiliyoruz. Yani nerede daha çok yoğunlaşmış durumda? Bir numarada AKP'nin kararsızlar Yani AKP içindeki daha evvel oy verenlerdeki kararsızların oranı giderek artıyor. Bu istenen oranda bir artış mı? Ki bu istemeyi ben hani yani bir gazeteciyim herkesin verisi ayrıdır ama İstenen muhalefet arasında, istenen oranda bir, bir e, azalma mı? Değil. Ama yine Bekir ardına referans vererek baktığım zaman diyor ki, bu kitle, bu kişiler gözlerini biraz daha, 3'te ikisi diyor o, muhalefet ne diyecek diye ye götürmeye başladılar. Diyor o, işte senin biraz evvel söylediğin muhalefetin başta dış politika üretemediği ama ekonomide ve yolsuzluklar noktasında biraz daha elini rahat tutmaya başladığı ve biraz daha karşılık bulduğu noktalar. Sevgili Levent, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşması, arkasından Selin Sayayekbükünen'in bütçe konuşması. Oralarda e, tırnak içinde beşlik çete olarak tarif ettikleri, yani köprü ve otoyolları inşa eden ve aslında hepimizin geçmediği, gitmediği yollar üzerinden milyarca, milyarlarca lirayı aktardığımız bu kişilerin varlığı ve iktidar tarafından özellikle seçilmiş olmaları her e, partiden insanın kafasındaki münakip dair bir soru işareti atmaya başlamış sevgili Levent. Neden? Bir örnek vereyim sana. Toparlayıp sana bırakacağım. Ee, Ulaştırma Bakanı 2019-2020 bütçesi arasındaki farkları anlatıyordu bütçede. Biliyorsun her bakanlık geliyor meclise. Meclisin ne kadar önemli kaldığı o tartışılır da. Ve burada diyor ki benim bütçemde şu olacak bu olacak. Şöyle Ulaştırma Bakanlığı bütçesi için Sayın Bakan geliyor meclise ve orada anlatıyor işte 2019 yılındaki bütçesiyle ilgili gelişmeleri. Bir, bir fark var sevgili Levent. Yani 82 milyar liralık, 2019'da 750 milyar lira olan bütçe 2020'de bu yıl 910 milyar liraya çıkınca diyor ki muhalefet, ya Sayın Bakan bu aradaki yani 82 milyar 90 milyarlık para nereden geliyor? Ulaştırma Bakanı Kara İsmanoğlu cevap veriyor. Kamu özel işbirliği yatırmalarına harcanan döviz cinsinden tutarlar. Yani bu 5 müdahide giden tutarlar. Değişen döviz kuruna göre revize edilmiştir. Ve güncellenmiş ve kur farkının artan tutarının toplamı ise yaklaşık 83.7 milyar liradır. Levent eski parayla 2020 yılında 84 milyar lira parayı trilyon. sırf döviz kırıldı. Eski parayla trilyon. Katrilyon. Ha, katrilyon katrilyon de, de. Bu para bu kişilere gidiyor. Yani senin sayıp ülke CHP, ülke, onu seyrettim e, bütçe konuşmasını. Şimdi iktidar şöyle bir tercihte bulunuyor Levent. Kimden yanasın tercihinde bulunuyor? Bunun bir hesabını da yapmışlar. Biliyorsun e, milyonlarca esnafa 5 milyar lira ee, kredi verdi. Yani borçlandırıyor. Bunda sanki çok büyük bir şey yapıyormuş gibi 5 milyar lira kredi veriyor. Ee, bin 1000 liralık paraları ekstra geri ödemeksiz alacak ama 5 milyar lira. Ee, sevgili Levent eğer iktidar bu 83 milyarı bu 5 kişiye ya da bu bunu yapan müteahhitlere aktarmak yerine e, emekçiye, işsize, esnafa çalışana aktarsaydı Türkiye'de 5 milyon aile 6 ay boyunca aylık 3 bin lira parayı alabilecek idi. Şimdi hissetmeye, dokunmaya sana bu işin yakışı, sana geldiği ortam artmaya başladığı zaman sormaya başlıyorsun. Hakeza yolsuzlukla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara halkının gözünün önündeki o kullanılmayan 750 milyon dolarlık Anka Park ve dinozorlarla ilgili noktayı da yani artık Levent senin burnunun dibinde dinozor duruyor. Senin buranda 2 kilometrelik kuyruk ekmek kuyruğu dur, duruyor. Hani der, diyordu ya AKP iktidara ilk geldiğinde. Kuyruklar vardı. O zaman ambargo vardı Türkiye'ye. O zaman ambargoya karşı insanlar bu kadar canları sıkı değildi. Çünkü şu anda ortaya çıkan kuyruklar AKP'nin bir tercihiyle milyonlarca kitleye ulaşmış ve yakmaya başlayan noktalar. Son cümle evet kutuplaşma var. Evet iktidarın ve muhalefetin oluşturduğu diller arasında bir şekilde ortaya çıkan bir patinaj çekiyor Türkiye. Ama bir taraftan da sevgili Levent insanlar e, ee, maalesef canları yana yana şu anda kendilerine uygulanan politikayı da baz almaya başladılar diye düşünüyorum. Şimdi iktidar 83 milyarı halka dağıtsaydı diyorsun da e, dağıtamaz ki böyle bir iktidar yok. Türkiye'yi düşünen bir iktidar yok sevgili Murat. İktidarın derdi artık başka. İktidarın tek bir önceliği var varlığını korumak. Büyük ortayla küçük ortayla hep beraber e, zerre kadar bir utanma belirtisi göstermeden yeri gelir mafyayla da işbirliği yaparlar, hukuku katlederler. Onların derdi toplumu düşünmek. Toplum dediğimizde onların nezdinde 83 milyon yok. Onlar millet derken kendi seçmenlerini kastederler zaten. Kendi seçmenini de onu bile açlığa mahkum ederler zaten. Yani şu anda biz hani AK Partililerin bir eli yağda bir eli balda olsaydı Vaya derdik hani toplumun yarısına çok iyi veriyor da imkanları öbür yer. Hayır kendi seçmeni de aynı perişan durumda. Yani biz 83 milyon zaten perişan durumda. O yüzden ben iktidardan böyle bir beklentim yok. İktidarın ne yaptığından öte. Biraz şunu özellikle üzerine basmak istiyorum. Evet bir çözülme var mı? Var. Kararsızlara geçen en çok iktidar partisinden değil mi? Hem AK Parti'den hem de MHP'den. Bundan şüphemiz yok. Ama artık insanlar bu olup biteni dinlediği için terk etmiyorlar şuralarına geldi açlık yoksulluk perişanlık buna rağmen kapının önüne çıkıyor Bekir Bey'in iyi bir tanıdığı şey tanımlamasıdır kullandığı metafordur. İçeride bulunduğu ev damlıyor, akıyor. Dışarı çıkıyor kapının önünde hani bekliyor böyle. Hani davet edecek kimse var mı veyahut gidebileceğim kimse var mı diye bakıyor. Gözünü dikmiş öbür evlere. Senin hani muhalefete gözünü dikmiş dediğin kısım diğer evlere gözünü dikmiş gidebilir miyim diye. Şimdi bak tekrar söylüyorum. Gitmiyor. Hala gitmiyor. Şimdi son gördüğüm iki tane ankette Cumhur İttifakı %48-49 birisinde 50'nin üzerinde 50.2 gözükürken Millet, Millet İttifakı 37'lerde. Sonra bir de %10 civarında da HDP var. Onu da koyduğun zaman o da 47'ye geliyor. Biri 49, biri 48 falan böyle. Şimdi benim aklım almıyor. Gerçekten aklım almıyor durup oturup hepimizin sadece muhalefete yükleyemeyiz bu sorumluluğu. Sadece Kemal Bey'e, sadece Meral Hanım'a, sadece Ali Babacan'a, sadece Davutoğlu'na, sadece HDP'ye yükleyemeyiz bu sorumluluğu. Bu sorunun cevabını her birimizin vermesi gerekiyor. Biz ne yapıyoruz ve niçin sonuç alamıyoruz? Biz konuşuyoruz, niçin AK Partilileri etki etmiyoruz? Biz ulaşamıyoruz, ulaşıyorsak niçin inandırıcı olamıyoruz? Peki olamıyoruz. O zaman bizim Başka bir yol denememiz gerekmiyor mu sorusunu hepimizin sormamız lazım. Evet. Peki şuna geleyim. Şimdi muhalefet evet şikayet etme konusunda sorun yok. Yolsuzlukları dile getiriyorlar, yoksullukları dile getiriyorlar, ülkedeki haksızlıklara vurgu yapıyorlar. Mesele olup bitene vurgu yapmak değil sevgili Murat. Ya bu toplum bir şekilde umut bekliyor bir şekilde sen nasıl bir Türkiye hayal ediyorsun? O Türkiye'nin resmini bana bir anlat." diyor. Ve ne yazık ki muhalefet henüz kendi kafasında bir Türkiye hayali netleştirebilmiş değil. Evet. Söyleyebildikleri en net cümle "parlamenter sisteme dön geri döneceğiz." Ben de parlamenter sisteme yani daha doğrusu illa parlamenter olsun diyenlerden değilim. Kuvvetler ayrılığının olduğu, denge denetlemenin sağlandığı bir yönetim şeklinden yanayım, değil mi? Fakat parlamenter sisteme döneceğiz demek eskiye döneceğiz algısını yaratmaktan öteye de gitmiyor. Ortaya yeni bir şey koyulması lazım. İki, tekrar tekrar söylüyorum. Polemik, laf sokma, üstün gelme, kavga yapma, öbür tarafın açığını ortaya dökme üzerine kurulmuş bir muhalif yapı tarz. Tekrar söylüyorum sadece muhalefet değil kendimi de katarak söylüyorum. Benim için de geçerli bu. Öbür tarafın, iktidar tarafının açığını, yanlışını ortaya sermek, onun üzerinde tepinmek, laf sokmak, polemik yapmak, kavga çıkarmak, nasıl da laf geçirdim, nasıl da üstün geldim tarzı bir yaklaşım kutuplaşmayı besliyor ve bizi bu kuyunun içerisine iyice hapsediyor. Bu nedenle muhalefet her birimizin dönüp tekrar tekrar bir yerde bir yanlış yapıyoruz buradan nasıl çıkarız? Bana göre, bitiriyorum sana bırakayım. Bütün muhalefet liderlerinin yanlarına birer tane psikiyatrist, psikolog almaları gerekiyor. Yani toplumla hangi bağ kurarım, hangi cümleyi yaparsam o kutuplaşmayı azaltırım. Önce beni dinleyecek bir yol yöntem nasıl sağlarım? Hangi kelimeyi kullanırım? Hangi dili, hangi yaklaşımı gösteririm ki? Çünkü bu sen de saydın. Sevgili Murat, bu sadece bizim başımıza gelmiş bir bela değil bu otoriterlik. Dünyada bunun tonlarca tonlarca örneği var ve bütün otoriter yönetimler 30 yıl, 40 yıl sürüyor. Bundan dolayı sürüyor. Çünkü bu kilitlenmeyi aşamadıkları için iktidarlar varlıklarını bir şekilde sürdürüyorlar. Şimdi e, sen demin söyledin partiler var muhalefet için e, ama sözü ağır olan yerler de var sevgili Levent. Üniversiteler var, akademiler var. E, e, Seyir toplum kuruluşları var. E, aydınlar var. Şimdi bir şey, bir tek bir şeyi hani gözümüzün içine sokulan bir şeyi e, Perşembe günü konuştuk ama tekrar hatırlatarak akademilere, barolara bir şey sormak istiyorum. Sevgili Levent, 23 Kasım tarihi itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan Yargıtay üyeliğine atandı mı? Atandı. O süreçte Yargıtay tarafından bir seçim yapılacaktı. Neresi için? Anayasa Mahkemesi için. Öyle değil mi? Nedir Anayasa Mahkemesi'ne Yargıtay'dan gidecek üyenin özelliği? Yüksek yargının adabını, örfünü, görgüsünü. Çünkü Yargıtay son aşamaya bütün dosyalar oraya gidiyor ya, ceza hukuk daireleri var, orada bakıyorlar ya. O dosyalara hakim olmak, o dosyaları bilmek, biraz daha farklı bir gözle bakmak değil mi? Ve orada kıdemine göre, oradaki şeye göre bir oylama yapılıyor ve oradan en kıdemlisi gidecekti. Ne oldu peki? Ee, yaklaşık 10 günlük 10 gün boyunca Yargıtay'ın kapısından girmeden, dosyada bir tane kapak kaldırmadan, oraya iktidar tarafından getirilen İrfan Fidan, Yargıtay öğlenin 3'te 1'inin, 107 kişinin oyunu alarak Anayasa Mahkemesi'ne bir numaralı üyesi oldu. E Cumhurbaşkanı muhtemelen bu hafta onu atayacak. Peki, biz burada konuştuk. Birkaç işte birkaç partiden sesler çıktı falan. Abi huk hukuk fakülteleri, buraların başındaki insanların söyleyeceği bir tek cümle yok mu? Başka bir soru. Barolar. Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nı geçiyorum. Yani o çok fazla bu konularda biliyorsun o iktidarla çok uzak duramıyor. ama barolar, İstanbul Barosu, diğer barolar. Ya bu ülkede siz bir dakika burada bir şey oluyor demeyeceksiniz. Kim diyecek? Ey akademi, ey baro. Ey bu konuda fikri olan, yazısı olan insanlar. Niçin Türkiye'de 3-5 kişinin tartışmasına? Ha o zaman ne oluyor biliyor musun? İşte o kutuplaşma sadece iktidarın işte atadığı bir adam ha ya CHP veya atıyorum DEVA gelecek buna karşıysa arkadaş siyasi gerçilerle karşıdır diyor karşındaki. Niye? Çünkü STK susuyor. Niye? Çünkü barolar susuyor. Niye akademi susuyor? Peki niye susuyor bu insanlar? Korkuyorlar Levent. İşte STK deyince işte Osman Kavala 3 yıl 2 aydır e, ahim kararı bir beraat, iki tahliye rağmen tutuklu. Hani tutukluluk neydi? Geçen Adalet Bakanı bir ay evvel Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı e, hukuk reformu dediği zaman işte e, kıyamet kopacağını bilseniz şöyle karar alacaksınız. Hukuk çok önemli, tutukluluk zaten bir e, e, detaydır demiyor muydu sevgili? Yani, tutuklu niye kalırsın biliyor musun? Bir kaçma şüphem vardır. İki delil karartacak. Üç yıl, iki aydır Osman Kavala orada. Veya yarın işte Ahim Büyük Dairesi Selahattin Demirtaş'la ilgili kararını verecek uyacaklar mı? Yok. Ya kimsenin bunun beklentisi yok. Şimdi böyle bir ortamda çıkıyoruz biz iki kişi, başka yerde beş kişi. Toplasa 40 kişi, 50 kişi etmiyor muhalefetin, milletvekillerinin dışındaki insanların vicdanla. CHP'de, AKP'de, MHP'de, HDP'de, İYİ de, AKP'ye de, MHP'ye de, HDP'ye de, DEVA'ya da, geleceğe de. Ya siz burada haksızlık, şu pozisyonda siz durduğunuz nokta haksız noktadır. Diyebilecek insanların sayısı giderek azalıyor. Yani siyasi, Siyaset yapmaktan korkan, korkutulan, gözaltına alınan, tutuklanan, hapislere atılan insanların ve bu insanlara sessiz kalmanın sonunda siyaseten çölleşmiş, kutuplaşmış, herkesin kendi sınıfında, kendi mahallesinde saklı kaldığı ve başkasının kulaklarını açmayan insanların oluştuğu çöl bir ülkeyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi Türkiye'de zaten öyle bozulma sadece siyasette olsaydı bunu başaramazlardı. Yani tek sorun Tayyip Erdoğan'ın siyaset anlayışı olsaydı bu kadar yıkımı gerçekleştiremezdi. Çok üzülerek söylüyorum. Türkiye'nin yargısı neyse medyası odur, medyası neyse iş dünyası odur, iş dünyası neyse akademisi de odur. Bunlar bir kumaşın farklı tonlarıdırlar. Ee, ülkeye bütün olarak görme sorunları da aynıdır. İdeolojik hastalıkları da aynıdır. Demokratik de, demokrasiden uzaklıkları da aynıdır. Yani o kalitesizlik, çürümüşlük sadece bir alanda değil. Aydın kesiminde de vardır, üniversitesinde de vardır. Yani zaten bir ülke o yüzden bu hale gelir. O yüzden tek başına bir adam bir ülkeyi yıkımın eşiğine getirebilir. Sanatçısı olsaydı, haysiyetli sanatçısı en azından oradan bir damar tutturabilirdik. ...tenzih ediyorum bazılarını, genel olarak söylüyorum... Evet, ...genel var, evet. algıyı... Tabii. ...haysiyetli bir... ...akademi dünyası olsaydı... ...oradan yürüyebilirdik... ...namussu, bu ülkeyi seven, dert edinen bir... ...sivil toplum dünyası olsaydı... ...oradan tutunabilirdik... ...her şeyi bir tarafa bırak... ...namussu, sadece hukuka hesap verebilir... ...bir yargı organı, mensubu... ...yapısı olsaydı... ...yine oradan tutunabilirdik... ...o yüzden diyorum, bu neyse bu... ...bu neyse bu... ...peki, şimdi... İş dünyası konuşmaz, yargısı korkar, konuşmaz. Hatta şu Yargıtay seçiminde gördüğümüz gibi insan utanır. Utanır be. 20 gün içerisinde Yargıtay'a gelmiş daha tanımadığın selamını sabahını almadığın adama oy verdin. Anayasa Mahkemesi'ne gönderiyorsun. Ben yargı utanırım. Hiç mi iradeniz yok? Hiç mi kişisel şeyiniz yok? Kendi özgür bireylik, yargıçlık iradesi diye bir şeyiniz yok mu? Tamam onu geçtik. İş dünyası korkar. Sanatçılar dizilerde rol almaktan zerre kadar imtina etmez. Ülkeyi çürümeye götüren bu saçma sapan aptalca Osmanlı dizilerinde rol alır, çıkar dışarı, kendi hayatında muhalefet yapar ama dışarıya bir şey yok. Kimse elindekini bırakmaz. Yargısı, gazetecisi, medyası, bir avuç insan burada, bir avuç insan var burada kendince yazan, çizen, konuşan, geriye kalan evcilik oynuyor zaten. Gazetecilik oynuyorlar. Parasını kazanıyor, keyif yapıyor, yazıyor, ediyor. Hiçbir hiçbir şeyi yok. Şimdi bu insanlar kaldı. Bir, 2300 liraya çalışan 12 milyon insana dönüp diyorlar ki Allah'ını seversen sen niçin tavrını değiştirmiyorsun? Ona korkma diyorlar. Kendisi korkuyor. Milyar dolarlık iş adamı ağzını açamıyor. Yalılarda oturan sanatçısı ağzını açamıyor. Üniversitede köşesi yeri sağlam olan akademi Ağzını açıp bir cümle demiyor, tavır gösteremiyor. 2300 lirası maaşla geçinen asgari ücretler diyorlar ki bizi kurtar, sen tavır al. Tamam, hep beraber alalım. Peki bu korkunun yani sivil toplumdaki, akademideki, yargıdaki, şuradaki, buradaki her neyse o korkunun ortadan kalkmasının bir yolu var sevgili Murat. Bunu yapmıyorlar. O yol şudur demokrasi cephesi oluşturmak dediğim tam da buydu. Aylardır burada söyleye 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 Kemal Bey de söylüyor. Bir kısmı muhalefet liderler de söylüyor ama bir türlü gerçekleştiremiyorlar. Demokrasi cephesi kurulması gerekiyordu. Demokrasi cephesi kurulsaydı biz bilecektik. Otoriterlikten yana olanlar, demokrasiden yana olanlar. insan haklarından yana olanlar, diktatörlükten yana olanlar. Hukuktan yana olanlar, yani bağımsız yargıdan yana olanlar, iktidarın sözünün geçtiği yargıdan yana olanlar. Dostluktan, kardeşlikten, arkadaşlıktan, dostça ağız tadıyla yaşamaktan yana olanlar, birbirini ezip öbürüne üstün gelmekten yana olanlar diye bütünüyle toplumu ayrıştıracaktık. Kutuplaşmayı biz yaratacaktık. Demokrasi cephesi kuranlar. Biz dönüp şöyle diyecektik akademisyenlere. Bizden misin, oradan mısın? Kararını ver kardeşim. Susamazsın, ortakta kalamazsın. Ülke gidiyor. İş dünyasına dönüp diyecektik. Bizden misin, onlardan mısın? Biz kimiz? Tekrar söylüyorum. Demokrasiden yana, hukuktan yana, eşitlikten yana, liyakatten yana, adaletten yana, başı açık, başı örtülü, Kürdü, Alevisi, Dindarı, Ateisti, Ermenisi, Yahudisi, bu ülkenin evladı olan herkes bu demokrasi cephesinde buluşacaktı. O zaman... O zaman biz görecektik kime cesaret geldi, toplum nasıl ayağa kalkacaktı büyük bir şenlik havasına dönecekti. Ben o zaman rahat rahat o demokrasi cephesinin bir mensubu olarak çalışacaktım. Oraya fikir üretecektim. Sen yazılarınla destek olacaktın. Bir akademi dünyası fikir üretecekti. Konuşmalarıyla destek olacaktı. Sanatçılar oranın bir parçası olacaktı. Belki skeçler çekecekti. Belki kısa filmler çekeceklerdi. Bir çölen havasında o demokrasi cephesi bütün bütün toplumu biz ve onlar diye Tam da Demokrasiden yana olanlar, otoriterlikten yana olanlar diye ayıracaktık. Bakacaktık kim kalıyor orada. Ve bunu barışçı bir mücadeleye dönüştürecektik. Erdoğan'ı marjinalleştirecektik. Asla şunu yemiş, şunu çalmış, şunu içmiş, şunu yemiş, şöyle atmış, sarayda rakı varmış, filana şöyle şey yapıyormuş, işte güreşçi gy yerli kayada diplomasi yokmuş. Bunlara hiç girmeyecektik. Çünkü bunların bize bir faydası yok. Hiçbir anlamı yok. Çünkü bunların utanma duygusu yok. Çünkü utanma duygusu olmayan bir insanın ayıbını yüzüne vurmanın bir faydası yok. Ayıp kimin yüzüne vurulur? Utanma duygusu olanın yüzüne vurulur. Bilirsin mahcup olur, utanır, istifa eder mesela. Diplomasının 2001 yılında sahteymiş. Sonra okumuş, kendine diploma almış. O yüzden yüksekten konuşuyor. Açık lise bitirmiş. Açık lise bitirmiş. Sonra gitmiş üniversite okumuş. Ama 2001 yılındaki mahkeme kararı... Sonuçta bir sahte diploma kullanmışsın değil mi? Normalde o insanın so o insanın sokağa çıkamamıyor olması lazım utancından. Veyahut onu geç. Cumhurbaşkanının eşi'nin sahte marka çanta kullandığı çıktı bu ülkede. Normalde o Cumhurbaşkanının bırak istifayı o ülkede topluma selam verebilecek takatinin olmaması lazım utanç duygusundan. Şimdi utanması olmayan insanlara dönüp şunu çaldın, şunu yedin, bunu aldın, böyle şat bunun bir anlamı yok. Demokrasi Cephesi o yüzden çok elzemdi. O yüzden bir araya gelinmesi lazımdı. Marjinallikten, radikallikten, laf sokmaktan, polemik yapmaktan, kavga etmekten uzaklaşacak. Herkesin el ele verdiği filmler, espriler, şenlik havasında bir demokrasi şöleni yapacak. Toplumu yanına alacaktı, sivil toplumu konuşturacaktı, yargıyı cesaretlendirecekti, iş dünyasını cesaretlendirecekti ve biz, biz Tayyip Erdoğan şöyle diyecektik. Arkadaş demokrasi olmayana kadar seninle hiçbir şekilde, hiçbir ortamda bir araya gel, biz derken muhalefeti kastediyorum, konuşmayız. Liyakat, ya Hamza Yerlikaya'nın şeyini konuşuyoruz değil mi? Diplomasını. Adamın zaten yönetim, ba bankaya yönetim kurulu üyesi atanması bile suç. Bankacılık kanununa göre o adamın, o bankanın yönetim kurulu üyesi olması suç. Bu... İktidar bizim gözümüzün içine baka baka zaten suç işliyor. Ya benim aklım almıyor sevgili Murat. Çocuklara İstanbul Büyükşehir Belediyesi çocuklara süt dağıtıyor. Bunu engelliyor. Kamu yararı yoktur diye. Arkadaş sen otobüsten insanlara dilenci gibi çay atıyorsun. Orada kamu yararı. Cebinden mi atıyorsun onun parasını? Örtülü ödenekten alıyorsun çayları insanlara dilenciye dilencilere bile atmaktan utanırız biz. Dilenciye yani çay atmak bir şey atmak utanç verici bir durumdur. Sen çay atarsın, onu yasaklıyorsun. Çalışan annelere kart veriyor, onu yasaklıyorsun. Borçlanıp metro yapacak, onu yasaklıyorsun. Mansur Yavaş'ı engellenenin bir sürü yolunu deniyorsun. O İzmir'e şöyle sorun çıkarıyorsun. Adana'ya şu. Şimdi böyle bir durumda muhalefetle kavga etmek sadece kendimizi tatminden başka değil. Niçin kavga ettiğimiz onu söyleyip de sana bırakacağım. Özellikle izleyicilerimizin buna dikkatini çekmek istiyorum. Sevgili izleyiciler. Biz geliyoruz buraya iktidara ne kadar yüksek tonda konuşursak alkış alıyoruz sizden. Ve biz doğası gereği bütün gözümüzü iktidara laf sokmak, iktidara en yüksek tondan cümleler etmek üzerine kuruyoruz. Siyasetçiler de böyle. Çünkü onlar iktidara yüksek dozda bir yani sizin de içinizin yağını eritecek laflar ettiğinde acayip alkış alıyorlar ve sizden gelen alkışlara göre yeni bir şey söylemek yerine iktidarla polemiğe girmeyi tercih ediyorlar. Hepimizde suç var, sizde de var durup bir bakın. Biz ne yapıyoruz? Niçin ulaşamıyoruz bu halka? Niçin bu toplumla konuşup bu yıkımı durduramıyoruz? Bu ülke toparlanamaz bir noktaya gidiyor. Bu ülke bir daha ayağa kaldırılamaz. Bakın tekrar söylüyorum. Bütün otoriter yönetimler ülkeleri çürütürler. Romanya'ya bakın. Arjantin'e bakın. Şili'ye bakın. Venezuela'ya bakın. Bütün Rusya'ya bakın. Çin'e bakın. Bütün bütün otoriter yönetimler çürüyoruz. Bunu görmeniz lazım. Çürümek nedir? Milyonlarca insan ekmek bulamazken sesimizi çıkarmıyoruz. Çürümek nedir? Çocuklarımız ölürken sesimizi çıkaramıyoruz. Çürümek nedir? Bir iktidar gözümüzün içine baka baka sahte diploma kullanır, hiçbir şey... Bu çürümektir. Bu bir ülkenin yok olması demektir. Osman Kavala gibi biri 3,5 yıldır bir ülkede rehin. Berat kararı almış olmasına rağmen hapisten bırakılmıyor. 83 milyon hiçbir şeyi yapamıyoruz. Çürümek budur işte. Gözümüzün içine baka baka İstanbul savcısını, Anayasa Mahkemesi üyesi yapacaklar. Koskoca yargıta üyeleri kendi iradelerin dışında bir seçim yapıyorlar. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Tacizler, tecavüzler, kadın. Her her gün kadın öldürülüyor bu ülkede. Bir şey yapamıyoruz. Bu çürümektir. Değerini kaybetmektir. Bu duygusunu kaybetmektir. Yani, şimdi e, laf e, sokmayla da buradan çıkamıyoruz. Onu diyorum. E, şimdi şöyle bir şey var. E, bu çürüme toplumu vicdanen, ahlaken çürütüyor. Olabilir Aynı mi? zamanda ekonomik olarak da çürütüyor. Yani kaybediyoruz hemen. Şimdi ben yaptım oldu diyen bir iktidar var. Bir cumhurbaşkanı var. Erdoğan var. Nedir ben yaptım oldu? İşte İrfan Fidan'ı bir atadım. Hiç Yargıtay'da tecrübesi olmayan. Ben yaptım oldu. Hadi Yargıtay, üyeleri oy verirseniz verildi. Şu anda bunda bir problem tırnak içinde. Anlık hissetmiyoruz ama. Başka. Veya işte Hamza Yerlikaya. Ben aldım Hamza Yerlikay'ı. Atadım Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atadım. Peki, e ama bankacılık geçmişi var mı? Yok. Bu konuda bilgisi var mı? Yok. Ne var? Yönetim Kurulu verdi ya. O şey değil ki diyor. Şimdi sonra ne çıkıyor Cumhuriyet Gazetesi'nde 2001 yılında bu kişi hakkında sahte belge üretmek üzerine bir mahkeme kararı çıkıyor. Yani ortaokul mezunu, lise ile ilgili bir tane sahte diploma yapılıyor. Kendisi de diyor ki Hadi bana geldiler anlatlar. şeyleri var. Ee, 37. Ankara Ceza Mahkemesi'nde ifadeleri var. Şimdi buna rağmen hala onu kimse görevden almadı Levent. Şimdi bak. kimden bir dakika kimden görevden almasını bekliyorsun? Sahte çanta kullanan Cumhurbaşkanı'ndan Değil mi? sahte diplomat diploma kullananı görevden almasını mı bekliyorsun? Şöyle bir şey sana söyleyeyim. Kimi yerler, kimi görevler var. Mesela yargı, gazetecilik, dönem ve kişiye göre hareket edersen sadece kendin batmazsın. Memleketi de batırırsın. O yüzden bizim söz söyleme sorumluluğumuz, yükümlülüğümüz var. Bedeli ne olursa olsun. Bir yargıcı, bir yargı mensubunun her bedeli ne olursa olsun doğru söyleme, dik durma görevi var. Çünkü toplumların ana damarları bu insanlar, bu kişiler, özellikle yargıçlar, savcılar. Şimdi diyorsun ya kimin kimden Diyorsun ki işte 380-340 kişilik Yargıtay'dan 107 kişinin oyunu almış bir ülke. Kimdir Yargıtay mensupları? Yargının en yükseğine çıkmış belli yaşta, Adalet belli kalemde insanlar. Adalet duygusu gelişmiş. Güya sözüm ona. Çünkü, çünkü bizim dosyalarımız hepsi oraya gidiyor Levent. Tabii. Şimdi senin açıdan baktığın zaman bir taraftan da Levent bunu söylemek şimdi mesela biz otursak bu kişinin bankasıyla ilgili biraz fazla konuşsak bize 5411 sayılı bankacılık kanunu gereği o bankanın itibarını zedelemekten 3 yıla kadar hapis cezası verebilirler biliyor musun? Ama itibar konuşarak, tartışarak, yanlışlıkları söylenerek gitmez. İtibar işte böyle insanları, bankacılıkla alakası olmayan, sahte belge ürettiği tescillenmiş insanları orada tutarak orada görevde tutarak gider. O bankanın da itibara gider, mevki de itibara gider. O banka benim bankam değil mi? O banka senin banka. O banka bu ülkedeki herkesin AKP'lisi, MHP'lisi, CHP'lisi bizim bankamız. Nasıl bizim bankamız biliyor musun? 2000, 2001 krizinde bu kamu bankaları o dönemin siyasetçileri tarafından acayip şekilde fonlama için, başka şeyler için kullanıldılar. Görev zararı yazıldı. Bir de bir grup o dönemi iş, ikidana e, iktidarına yakın e, iş insanları çıktılar. Bankalarını, kendi bankalarını kurdular. O bankaların içini boşalttılar. Back to back kredi yaptılar. Peki bu kamu bankalarının içindeki görev zararlarını, bu e, TMSF'nin el koyup içi boşaltılan siyasetçilerle yakın olduğu için kişilerin bankalarının parasını, bedelini kim ödedi Levent? Ben ödedim, sen ödedin, bizim çocuklar ödediler Levent. Şimdi o yüzden hani hesap sormak zorundayız. Geçen gün Koç e, grubunun e, ödül töreni vardı. Bilim ödülleri dağıtıyorlar. İki tane... Hanımefendi Efendi 2019-2020 pandemi vardı. Geçen sene yapmamışlardı. İkisi de Levent yurt dışında, biri Lozan'da, bir biri Amerika Cornell Üniversitesi'nde işte Lozan'daki Hanova Efendi biyomühendislikte koç bilim ödülünü aldı. 2018 yılında da yine yurt dışında Max Planck'la çalışan Metin Sitti diye bir yine bir Türk bilim insanı ödülü ödül almıştı. O da kanser hücrelere karşı bir şey geliştirmişti. Başka iki tane bilim insanımız işte hepimizin başının derdi pandemiye karşı aşı üreten iki bilim insanı Türkiye'li, Türkiye kökenli, Almanya'da Uğur Bey ve hanımefendi. Türkiye'nin yetiştiğinde çok önemli bir isim, ekonomist muhtemelen olanı buraya alacak. Danon oldu. Amerika'da. Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülü alan, Amerika'da. Niye Türkiye'de yok Levent? Bu ortamda bak, silah üretiyoruz sözde. Değil mi? Hani parçalar geliyor falan, yerli milli oluyor. Ama sen silah üretiyorsun sözde. E, güvenlik politikası üzerinden içeride hareket halindesin. Dışarıda da askerinle orduna bir şey yapacağını zannediyorsun. Ki Amerika ve Rusya sana karşı durduğu zaman bir anda frene bası veriyorsun. Uzlaşma yolları arıyorsun ki diplomasi her zaman iyidir ama hani çıkıyorsan denize havaya falan filan ama bir, bir duruyorsun bir yerde. Bilim yok, konuşan yok, bilim insanı yok. E, bu bilim insanlarının bir kısmı yurt dışına gitmişler orada. Çünkü çünkü bilim, çünkü hak, özgürlük ortamlarında daha çok paylaşım, adalet, ekonomi Özgürlükte, hukukta daha fazla olur. Ama Türkiye'de özgürlük kalmadığı için, hukuk kalmadığı için her kesimden, daha evvel de konuşup burada veriler geldi. AKP'nin evladı da, CHP'nin evladı da, İYİ Parti'nin evladı da hayatını, hayalini yurt dışında hayal ediyor. Bu memleketi bu şekilde çölleştirmeye, bu şekilde boğmaya kimin hakkı var? Şimdi hesap soruyoruz cümlenden devam etmek istiyorum sevgili Murat müsaade edersen. Ben tam da buna karşıyım işte. Şu anda biz hesap sormuyoruz. Hesap soruyormuş gibi yapıyoruz. Hesap sormak demek önce ülkeyi esaretten kurtarmak kurtarmayı gerektiriyor. Yani şöyle düşün. Allah muhafaza. Mesela benim çocuğum rehin alınmış olsa ben önce çocuğu kurtarmakla mı meşgul olurum yoksa çocuğu kaçıranlara laf sokmayla onlara hesap vereceksiniz gibi ağız dalaşına girmekle mi meşgul olurum? Önce çocuğu kurtarmak için bütün enerjimi, bütün birikimimi, bütün aklımı, bütün fikrimi Çocuğu nasıl kurtaracağım üzerine kullanmaz mıyım? Çocuğu kurtardıktan sonra dönüp gel bakalım şimdi yargıya da hesap ver demez miyim? Şu anda biz hesap sormuyoruz. Biz şu anda hesap soruyormuş gibi yapıyoruz. Biz mesela dönüp de iktidara yargılanacaksınız. Bunun bir anlamı yok. Bu kendimizi tatmindir sadece. Ben susalım demiyorum. Ben diyorum ki bir an önce demokrasi cephesi kurulsun. Önce ülkeyi buradan ya Türkiye rehin sevgili Murat bu iktidar Türkiye'yi rehin almış. Bu iktidar isterse %95 oy alsın. Bak %49'dan 51'den bahsetmiyorum. Bir iktidar halkın tamamının oyunu bile alsa bu bu şekilde davranamaz, hukuku hiçe sayamaz, liyakati ortadan kaldıramaz, soruşturmalara konuşma yasağı getirip engelleyemez. Muhalefet belediye başkanının bazı icraatları canını sıkıyor diye engel koyamaz sahte diploma, sahte çanta kullanamaz. Eğer ben sizi hesaba katmıyorum, ciddiye almıyorum, toplumun refleksini, demokratik değerleri, dünyanın genel geçerinde sayılan ortalama değerleri hiçe sayıyorum diyorsa bu ülkeyi rehin almıştır. Rehin almış ülkeden önce ülkenin kurtarılması lazım. O yüzden de muhalefetin, muhalefet derken dört tane beş tane partiyi kastetmiyorum. İki tane slogan atıp Twitter'da Aldığı like üzerinden bir tatmin duygusu yaşayan Aydın'ı da katıyorum. Üç tane slogan atıp şakşak şak alarak mutlu olanları da katıyorum. Her birimizi katıyorum. O üç tane sloganı alkışlayanları da katıyorum. Muhalefet demek hepimiz demektir. Önce bizim tekrar bu %50'ye nasıl ulaşacağımıza dair bir kanaat, bir yol, yöndem, yöntem geliştirmemiz lazım. Ulaşmak da yetmiyor nasıl ne yapacağız ki inandırıcılığımız olsun? Mesela çok basit bir örnek vereyim. İzleyicilerimize özellikle dikkatini çekiyorum. Ya burada mesela diyelim kendi yorumlarımdan görüyorum sevgili Murat. Burada bazen ya muhalefet şu kısımda abartıyor. İktidar da o kadar değil cümlesi kullanıyorum. Çıkıyorum yorumlara bakıyorum. Yakışmadı. Ne oldu? Eski mahallene göz mü kırp? Arkadaş bırak da ben AK Partili nezdinde bir söz konuşabilir olayım. Ona ulaşabileyim. Eğer bazen o insan o insanın da ya sen de haklısın gibi bir konuşma yapmazsam dinlemiyor beni. Bırak da ben kendi pozisyonumu bir ayarlayayım. Beni öyle yorumlar yazıyorsun ki dönüp normalde sadece ben küfür edeceğim, seni tatmin edeceğim. Sen evinde oturacaksın. Geleceğim buraya. Tayyip Erdoğan böyle kötü. Bu iktidarda zaten şöyle rezil diyeceğim. Sen de evinde şöyle diyeceksin. Oh be. İçimin yağları eridi. Ne kadar güzel konuşuyor. Birbirimizi tatmin etme aşamasını geçtik. Çocuklar ölüyor. insanlar yoksul. Gençler içsiz. Perişan. Duygumuz. Benim öfkem yok mu zannediyorlar? Ben insan değil miyim? Benim bu ülkede çocuğum çoluğum yok mu? Her gün yutkunuyorum. Bir cümle ederim. Tamam kendimi rahatlatabilirim. Ama, ama sözümün etkisi kaybolur. Ben istiyorum ki AK Partililere ulaşabileyim. İstiyorum ki onlarla konuşabileyim. İstiyorum ki onlar kapatmasınlar bana. Ama bunu sadece bizim öbürünün demesi değil. Bunun bütün bir muhalefetin yapması lazım. Laf sokmak, öbür po polemik yapmak bir yere götürmüyor. Yargılanacaksın. Ha tekrar söylüyorum. Önce ülkemizi bir esaretten kurtaralım. Sonra, sonra bağımsız yargı devreye girecek. Bugün işlenen bütün bu utanmazlıkların hesabını tabii ki soracaktır. Ama biz değil yargı soracak. Biz hakim değiliz, savcı değiliz. Biz yargılanacaksın diyemeyiz. Ve Levent şunu da sana söyleyeyim. E, Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir cümle etti. AKP kapatılsın diyorlar. E, işte AKP'nin e, e, taraftarları işinden edilecek diyorlar. Eğer hayatımız, ömrümüz, e, demokrasi, özgürlüğümüz yeterse biz yine bu ekranlarda olduğumuz, çünkü biz gazeteciyiz, biz Partilerle alakamız falan filan yok. Burada oluruz ve AKP'yi kapatmaya kalkanlara karşı daha evvelki Anayasa Mahkemesi'ne geldiği zamanki duruşlarımız arşivlerde yine çıkar burada. Bu partiyi kapatamazsınız diye yine biz konuşuruz burada veya bu partinin insanlarını sadece bu partiye taraftar oldular diye AKP'ye veya diğerlerine. Tabii kuksal bir problemleri yoksa bu insanların. Dokunamazsınız, konuşamazsınız diye yine biz burada savunuruz. Çünkü bu demokratik duruş bunu gerektirir. Sen AKP'lisin, ben MHP'liyim, o CHP'li diye bir ayrım üzerinden işte o ilk baştan beri konuştuğumuz kutuplaşma üzerinden zaten toplum bu noktaya ve bu ayrışmaya geldi. Onun için e, hesap vermesi gerekenler kim ise hukuk, hukuk önünde yargı vakti tarafından. Vakti verir. Bu yargı tarafından, vakti geldiğinde verir. Ama kimsenin, herhangi bir partinin taraftarıyla ilgili yok hesap sorması, yok işte işten çıkartması, başka bir şey. Zaten bunu kabul etmek, bugün uğranılan, çünkü bugünkü iktidar ne yapıyor Levent? 28 Şubat sürecinde muhafazakarlara mütedeyyinlere ne yapıldıysa aynısını katlı katı fazlasını ya. yapıyor. 10 katını yapıyor. fazlasını yapıyor. Bunu hem de kendi eski bakanlara eski başbakanlara dile getiriyor. Dolayısıyla bu bir demokratik mücadele ve biz sen, işte bizim gibi bir grup insan partilere göre değil demokrasiye göre yan yana olmak üzerinden hayatı kurguluyoruz diyelim. Programın sonuna geldik. Bir cümlen var mı? Yani şunu Bir cümle söyleyeyim, söyle. Tekrar söyleyeyim. Bunun özellikle e, epeyce kafa yoruyorum son zamanlarda. Yani Türkiye psikolojik tıkanıklığını aşmazsa ne muhalefetin çabası bir karşılık verecek ne iktidarın kavgası. Türkiye'de şu anda psikolojik bir tıkanıklık yaşanıyor. İzleyicilerimizin daha net anlaması için şöyle bir metafor vereyim. Çocuğumuzla kavga etti, küstü, evi terk etti. Gidip onu geri getirmenin yolu kavga etmek midir? Laf sokmak mıdır? Yoksa önce onun psikolojisini Rahatlatıp bir konuşabilir zemin yaratmak mıdır? Dediğim bu. Türkiye psikolojik olarak kilitlenmiş. 5 yıldır kilitlenmiş. Anketler bize bunu gösteriyor. Bu saatten sonra tekrar söylüyorum. Hesap vereceksin. Yargıya gideceğiz. Seni de mahvedeceğiz. Bir göreceksin. Şöyle yap, bunların bir anlamı yok. Türkiye dönecek. Muhalif kesim, demokrasi cephesi. Topluma yüzünü nasıl bir Türkiye hayal ettiğini, AK partilere nasıl bir Türkiye vaat ettiğini her alanda nasıl barışı, Refahı, özgürlüğü, demokrasiyi, hukuku inşa edeceğini en sarih bir şekilde anlatmanın yolunu seçmesi lazım. Ve artık çocuk gibi polemikten uzak durması lazım. Evet. Yan yana durdukça, birbirimizin farklılıklar saygı duydukça daha iyi bir ülke Umut. olacağız diye düşünelim. Umut. Perşembe Umut. günü görüşmek üzere efendim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.